Takvim yaprakları 13 Temmuz 1977'yi gösterdiğinde New York'ta yaşayan sıradan vatandaşlar akşam başlarına geleceklerden habersiz günlük rutinlerine devam ediyorlardı. Aynı günün akşamı 20.40 civarı düşen bir yıldırım sonucu basit bir elektrik kesintisi olarak başlayan olaylar 25 saat süren bir kaosa, bir blackout'a dönüştü. 25 saat süren elektrik kesintisi şehri zifiri karanlığa bürüdü ve kesintiden yalnızca bir dakika sonra tüm şehirde çığlık sesleri yükselmeye başladı. Bu çığlıklar öncelikle insanların paniklemesiyle yankılansa da özellikle fakir bölgelerde inanılmaz bir hızla kaos meydana gelmeye başladı. O saat aralığında evlerinde olanlar daha güvende olsa da kısa sürede yağmalar başladı ve bazı yerler kundaklandı. Olayların büyük çoğunluğu fakir bölgelerde meydana gelse de karanlığı fırsat bilerek orta ve zengin kesime de yayılmaya başladı. Yalnızca kundaklama ve yağma değil, tecavüz olaylarının da aşırı artmasına neden olan kesintinin 9 ay sonrasında New York'ta doğum oranları pik yaptı. Bu olaylar sonrasında şehirde yaşayan insanlar county yaşamına daha yakın bakıp kırsal kesimlere taşındı. Söz konusu olan bu toplumsal olay, kişisel silahlanma ve özel mülkiyet gibi etmenlerin hızla büyümesine neden oldu Amerika'da. ...25 saatlik bir blackout'ta dahi insanların başına neler gelebileceğini az önce dinlediniz. Geçtiğimiz sene Avrupa'nın birçok bakan, başbakan ve başkan düzeyinde uyarılarına maruz kaldık. Blackout'lara hazırlanın dediler. Fener, radyo, mum gibi çeşitli hazırlıklar yapmalarını kendi vatandaşlarına tavsiye ettiler. Peki biz Türkiye'de ne durumdayız? Buna nasıl hazırlanabiliriz? Harika bir video hazırladım sizin için. Ama videoya başlamadan önce dünyada yaşanan ve milyonları etkileyen 10 büyük blackout'u listeledim. Daha sonrasında sizinle blackout'lara nasıl hazırlanabileceğimizi konuşuyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Dünyanın en büyük elektrik kesintileri. 9 Kasım 1965. Yer ABD, Kanada. Etkilenen insan sayısı 30 milyon. Tarih 18 Mart 1978. Yer Tayland. Etkilenen insan sayısı 40 milyon. Tarih 28 Eylül 2003. Yer İtalya, İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan. Etkilenen insan sayısı 55 milyon. Tarih 14-15 Ağustos 2003. Yer Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Etkilenen insan sayısı 55 milyon. Tarih 10-11 Kasım 2009. Yer Brezilya, Paraguay. Etkilenen insan sayısı 87 milyon. Tarih 11 Mart 1999. Yer Brezilya. Etkilenen insan sayısı 97 milyon. Tarih 18 Ağustos 2005. Yer Endonezya. Etkilenen insan sayısı 100 milyon. Tarih 26 Ocak 2015. Yer Pakistan. Etkilenen insan sayısı 140 milyon. 1 Kasım 2014. Yer Bangladeş. Etkilenen insan sayısı 150 milyon. Tarih 30 Temmuz 2012. Yer Hindistan. Etkilenen insan sayısı 620 milyon. Türkiye'nin ise en büyük elektrik kesintisi 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleşmiştir. Gün içinde metro, metrobüs, marmaray ve tramvay seferleri yapılamamış, okullarda eğitim aksamıştır. Ulaşım sistemlerine 13 sularında elektrik verilmiş ve normale dönülmüştür. Yüksek hızlı tren seferlerinin başlaması ise akşam 18'i bulmuştur. İnsanlar kesintinin nedenini aynı gün gerçekleşen İstanbul Adalet Sarayı saldırısı ile ilişkili olduğunu düşünmüş. Ancak dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, terör saldırısı ihtimalini araştırıyoruz demiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise arızanın Ege bölgesi kaynaklı olabileceğini açıklamıştır. Kesintilerden yaklaşık 6,5 saat sonra doğu ve batı tarafı yeniden birleştirilmişken elektrik iletim AŞ hali hazırda %80 enerji verilmiştir diye bildirim yapmıştır. 19.30'da ise ülkenin %95'ine elektrik verilmiştir. Biz hazırlıkçılara çoğunlukla hayalperestler muamelesi yapılıyor. Hiç çıkmayacak olan bir nükleer savaşa, büyük konvansiyonel savaşa hazırlandığımız düşünülüyor. Belki hiç yaşanmayacak o tsunami, sel, belki volkan patlamasına hazırlanıyoruz. Ama hazırlanıyoruz. %1 bile ihtimal olsa buna hazırlanmak zorundayız. Geçtiğimiz aylarda
belki Ocak, Şubat olabilir. Avrupa'nın birçok enerji, işte İçişleri gibi bakanlıklarından büyük blackoutlara hazırlanmaları konusunda vatandaşları uyarıldı. Radyoya sahip olmaları, belki radyodan kasıtları telsizlerdi veya FM, AM radyolardı, bilmiyorum. Mumlara, çeşitli ısıtıcılar satın almalarını salık verdiler. Peki bu adamlar da mı hayalperestlerdi? Şimdi ben size bu araştırmalarım sonucunda Almanya'da bir belediyenin Türkçe olarak yayınlamış olduğu bir dokümana ulaştım. Ve bu dokümanda diyor ki yetkililer ne kadar kendilerine güvenseler de elektrik ve doğalgaz konusunda sıkıntı olmayacağını tahmin ediyoruz deseler de aynı zamanda insanların bu gibi zor durumlara hazırlanmaları konusunda destek vereceklerini söylüyorlar. Döküman önümde ve dökümanda Almanya'da bir belediye bu tarz yaşanabilecek bir blackout için ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğini, ne gibi acil durum masaları oluşturulması gerektiğini tek tek yazmışlar. Yeterli miktarda içme suyu, ilaç, temizlik malzemesi, bebek maması stoklayın diyorlar. Pille veya elle kurulan çalışır bir radyo edinin diyorlar. Bir telsiz edinin. Bu şekilde kentin kriz masasıyla iletişim kurabilir, kentin kriz masasının iletişimini duyabilirsiniz diyorlar. Kamp tipi ocaklar alın, kaloriferin çalışmadığı durumlarda sıcak giysilerle ısınabilirsiniz. Bakıma muhtaç yakınlarınıza hızla müdahale edebileceğiniz bir planınız olsun. Mum, el feneri veya kamping feneri gibi çeşitli edevatlara sahip olun diyorlar. Peki Almanya'nın ücra bir köşesindeki bir belediye bizden çok mu biliyor? Kesinlikle çok bildiklerini düşünmüyorum. Adamlar birçok senaryoya hazırlanıyorlar. Peki ben nasıl hazırlanıyorum? Benim blackout için iki farklı senaryom var yakalanma olarak. Blackout'a evde, iş yerinde veya dışarıda yakalanabilirim. İş yerim evime çok yakın olduğu için evde diyebiliriz buna. Ama dışarıda yakalandığım zaman ben telsizim her zaman yanımda geziyorum. Çünkü 1-2 saati geçen elektrik kesintilerinde baz istasyonlarının çalışmayacağını varsayarak 2 tane telsiz aldım. Telsiz lisansı aldım. Telsizimin bir tanesini her zaman evde veya iş yerinde eşimle bırakıyorum. Röleler üzerinden müsaitlik durumuna göre eşimle durumumu bildirebilir veya yardım isteyebilirim telsiz vasıtasıyla. Dışarıda yakalandığınız takdirde gündüz yakalanıp bir asansörde kalmakla bir tramvayda, metroda veya bir otobüste kalmak, gece yakalanmak arasında fark var. Gece yakalandığınızda ise güvenliğinizi sağlamak için yanınızda bir düdük, bir el feneri veya güvenliğinizi kendiniz nasıl sağlayabileceğinize inanıyorsanız bazı ekipmanlara ihtiyacınız var. Ben sadece düdük ve fener kısmını anlatabilirim size. Bir haftadan uzun bir kesintiyle karşı karşıya olabilirsiniz. En gerçekçi senaryo bunun 24 saat süreceği üzerine. Güvenli şekilde evinize ulaştığınızda ve bu Alman belediyesinin de bize bildirmiş olduğu üzere öncelikli olarak edinmeniz gereken bazı alet edevatlar var. Bunlar için önce bakkal mumu diye bilinen küçük, ince, uzun, beyaz mumlardan edinebilirsiniz. Kolaylıkla satın alınabilen, uzun ömürlü ve aydınlatma ihtiyacınızı kolaylıkla giderebileceğiniz ürünler. Çocuklu evler için çok önermiyorlar. Çocuğun hareketiyle bir yangına sebep olabilir diyerekten. Bunun dışında tea light dediğimiz küçük böyle süs mumları da aslında çok işinizi görebilir. Ama dediğim gibi çocuk olan evler için mum tehlikeli bir seçenek. Onun dışında hem radyo hem ışıldak görevi gören bazı cihazlar var. Bunlar Amazon'da işte 900 liraya satılıyormuş. Bunlardan satın alabilirsiniz. Veya radyo yayınlarını dinlemek için normal, klasik, pille çalışan bir radyo alabilirsiniz. Bu video hiçbir şekilde reklam amacı gütmemektedir. Reklam anlaşması yapılmamıştır. Bu ürünler kendi araştırmalarım sonucunda ben olsam şu an bunları alırdım kafasıyla anlatılan ürünlerdir. Tabii ki bu mum yolunu seçtiniz. Mumu yakabilmek için hepimizin artık evinde otomatik ocakları var. O yüzden kibrit veya çakmak belki çok bulundurmuyoruz sigara tüketmiyorsak. Bunlardan mutlaka bulundurmamız gerekiyor. Ve araya çok kısa bir şey girmek istiyorum. Hazırlık tamamen sizin bütçenizle alakalı bir konudur arkadaşlar. Bütçeniz kadar hazırlanmalı. Kesinlikle ailenizin normal yaşantısını zora sokacak seçeneklere gitmemelisiniz. Benim tavsiyem bu olur. Dedim ya demin,
çocukların olduğu evlerde kullanılmak üzere mesela kırılınca yanan glow stickler var. Bu glow sticklerin profesyonel olarak kullanılan dağcılar ve madencilerin kullandıkları da var. Onlar biraz erişilemez fiyatlarda. Ama konser gibi etkinliklerde insanlara dağıttıkları ucuz yollu glow stickler yurt içi ve yurt dışı mağazalardan sipariş edebilir. Bunlar ufak aydınlatma, önünüzü görme gibi ihtiyaçlarınızı giderir ve çocuklar için tehlike oluşturmazlar. Ama bunun dışında çeşitli ışıldaklar da satın alabilirsiniz. Pille çalışan veyahut güneş enerjisiyle şarj edebildiğiniz. Bunların fiyat aralığı, ben pahalısını da ekledim buraya, ucuzunu da ekledim. Mesela 900 liralık şu ürün var. Onun dışında 185 liralık bu ürün var. İkisinden biri, belki iki tanesi işinizi gayet görecektir. Ve bu blackout'a yazın mı yakalandınız, kışın mı yakalandınız? Eğer kışın yakalandıysanız ısınmayla ilgili problemleriniz olacaktır. En basit çözüm 10 adet bu vücut sobası denilen, işte kırılınca bir şekilde ısı yayan edevattan alabilirsiniz. Onun dışında benim kendime aldığım bu Aygaz'ın veya Orgaz'ın kamp sobası var arkadaşlar. Bunlar çadırda veya ev içinde yakılırken odayı sık sık havalandırmanızı tavsiye ediyorlar. Gaz kaçakları olabiliyor. Tamamen kapalı bir ortamda çalıştırmamanız gerekiyor. Kısa sürede çözüm olur mu? Olur. Bunun dışında yemek yapma ihtiyacınız olacak. Bunun için mutlaka evinizde yedek bir küçük tüp bulundurabilirsiniz. Küçük tüp bulundurmak size saçma, pahalı vesaire geliyorsa, daha pahalısı var. Kamp ocakları var. Bunlar daha pahalı arkadaşlar. Aynı zamanda gazları da daha pahalı. Ama kampta da kullanırım, evde de bir blackout olduğunda kullanırım diyorsanız bu kamp ocaklarından herhangi bir markayı tercih edebilirsiniz. Bundan kaynaklı sıkılmamak için kağıt oyunu alabilirsiniz. Mesela ben bicycle kartlarını çok severim. Çok uzun ömürlüdür. 400 lira. Bütçenizin ötesindeyse tek destesi, 52'lik destesi 100 lira olan kartlar var. Bunlardan alabilirsin. Onun dışında bizim pis yedili olarak bildiğimiz, yurt dışında Uno olarak bilinen bu kart oyunlarından alabilirsin. Mevzu aslında bir odaya 3-4 kişiyi, 2 kişiyi dahi koyduğunda sıkılmaya başlıyorsun ve birbirine sarmaya başlıyorsun. Psikolojin bozuluyor. Bu tarz acil durumlarda psikolojinizi korumak çok önemli. Geldik 24 saatin ötesinde yaşanabilecek elektrik kesintilerinde neler yapabiliriz? Ben bu katlanabilir olduğu için hoşuma gitti. 140 wattlık. Pardon ya, 140 wattlık soları nereden buluyorsun? 14 wattlık bu taşınabilir bir tane solar panel var. 1600 lira diyor. Bu da 1450 liralık bir power bank. 20.000 miliamperlik 18 watt çift çıkışlı bir power bank. Bununla telefonunuzu tahmin ediyorum 7-8 defa şarj edebilirsiniz, yeni nesil telefonları. Uzunca bir süre idare edecektir. Bir telsiz eklemiştim. Şu an piyasada bulunan en kolay şekilde elde edilebilen Baofeng UV82. Akmaz, kokmaz, bozulmaz, düşse kırılmaz. Çok acayip bir alet. Bundan iki tane almanız hem dışarıda yakalandıysanız evle iletişim kurmanızda veya daha sonrasında dışarıdan gıda, yardım vesaire almaya gittiğinizde ev ile iletişim kurmanızda size çok fayda sağlayacaktır. Ve geldik aslında daha uzun süreli elektrik kesintilerinde neler yapabiliriz? Kamp dolabı gibi bir dolabınız varsa buna elektrik verebilmeniz için şu mesela, bu pahalı bir seçenek. Anker'in 50 bin liralık power bank'i var arkadaşlar. 1800 watt güç üretiyor. 9 tane prizi var. Çok hızlı da şarj edilebiliyor bu. Ve yine uzun süren elektrik kesintilerinde su probleminiz olacak. Ben bu su problemini böyle büyük bir depo alarak çözmedim. Ben arada 5 litrelik pet şişelerde içme suyu alıyorum. Bu içme suyunu tükettikten sonra nasıl söyleyeyim size, kullanım suyu olarak çeşmeden onları tekrar dolduruyorum ve stokluyorum. Bunlar benim tuvalete dökeceğim, belki elimi yıkayacağım sular. İmkanım olduğunda da evime veya iş yerime bu görmüş olduğunuz 120 litre galiba bu tarz bir depo düşünüyorum. Ve yine büyük elektrik kesintilerinde su olmayacak ve su olmadığı için tuvaletinizi yaptığınızda
su dökemeyebilirsiniz. Bunun için ben kendi araştırmalarım sonucunda en hijyenik seçeneğin bu kamp tuvaletleri olduğunu gördüm. Tek kullanımlık, kullandıktan sonra kolayca alıp paketleyip çöpe atabildiğiniz, doğada çözünebilir tuvalet torbaları var. İkisinden alıp köşeye koyabilirsiniz. Bu sizin diğer hazırlıklarınız için de destek olacaktır. Bir de aslında el feneri ekledim. En başta el feneri konuşmuştuk. LED Lancer marka bir el feneri bu. Bu çok sağlam bir marka diye biliyorum. Yani her yerde reklamını yapıyorlar. Ben de yok. 450 lira. Yani bulabildiğim kaliteli en ucuz el feneri buydu. Ve sanıyorum tek bir AAA pille çalışıyor. Kısa süreli dayanacaktır. Ama iş görür. Onun dışında dediğim gibi alınacaklar, sahip olunması gerekenler listesi budur. Bu bir sadece bir referans noktasıdır. Bunun ötesinde blackoutlarda yaşanabilecek bazı güvenlik sıkıntıları içinde kapınızı nasıl güvenliğe alırsınız, camları nasıl güvenliğe alırsınız, bunları da ya isterseniz şimdi hemen başkalarının videolarından araştırıp öğrenebilirsiniz ya da yakında bunlarla alakalı ben video yaptığımda öğrenmek için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı seçebilirsiniz. Seçenekler sizin. Umuyorum sizin için keyifli bir izleti olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.